Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve evladihi ve etbaihi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri. Vahlu lukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımızda 10. sözden Nam-ı Diğer'le Haşir Risalesi'nden devam ediyoruz. Haşir Risalesi'nde de 10. hakikate geldik. 10. hakikat ne hakkındadır diye sorarsak hemen manşet cümlesini hatırlayalım. Bab-ı hikmet, inayet, rahmet, adalettir. Bab-ı hikmet, inayet, rahmet, adalettir. Yani bu hakikat boyunca kainattaki hikmet, inayet, rahmet, adalet yönlü okumalara, tecellilere, oluşlara bakılmaya çalışılacak. Oradan Cenab-ı Hakk'ın ayetleri o perspektiften bize sunulmaya gayret edilecek. Tabii ki de öncelikle haşrın delilleri. Kainattan Allah'ın varlığı, Allah'ın isim ve sıfatlarının varlığı. Ondan sonra da onlar aracılığıyla haşrın varlığı ispat edilecek. Devam ediyor manşet cümlemiz. İsmi Hakim, Kerim, Adil, Rahim'in cilvesidir. İsmi Hakim, Kerim, Adil, Rahim'in cilvesidir. Yani işte yukarıda söylediğimiz o oluşlara bakacağız ama adressiz değil. Onlardan bu isimlere ulaşacağız. Cenab-ı Hakk'ı bu yönleriyle tanıyacağız. Ve bu yönlerinin de haşri olmazsa olmaz kılan yanlarını anlamaya çalışacağız diye bu manşet cümle bize 10. hakikatin sırrını böyle ufacık bir çıtlattı. Manşete attı, perspektifi verdi. Oradan girdik. Bir iki sayfa açtık. Hatta 3. sayfayı da açtık diyebiliriz. Burada 2 satırımız kalmış. Ancak ondan evvel, yani kaldığımız yerden okumaya başlamadan evvel bir yine Haşir Risalesi'nin başına dönelim. Hangi güzel adımlarla bu metne girdiğimizi hatırlayalım. Çünkü onlar da neyin gölgesinde gezdiğimizi bize anımsatacak. Estağfirullah. Haşir Risalesi 2 ayet-i kerime ile başlıyor. Hep söylüyoruz. Bismillahirrahmanirrahim ilk ayet-i kerime. Bu ayet-i kerime aynı anlamda Kur'an'a bakışımızda da bidayetimiz. Hatta İslam'ın bidayeti değil mi? Her hayrın başıdır Bismillah. Birinci söz bize bunu öğretmişti. İslam'da her hayra bununla girilir. Demek ki varlıkta, varlık adına ne varsa hayır vücudidir. Değil mi? Küllidir, vücudidir. Bediüzzaman Hazretleri bir yerde bunu söylüyor. Demek ki külli ve vücudi olan Bismillahirrahmanirrahim ile başlamış. İçine girdiğimiz zaman neyi görüyoruz? Cenab-ı Hak kainatı neden yarattı, niçin yarattı? Rahmetinden yarattı, rahimiyetinden yarattı, uluhiyetinden yarattı. Önce uluhiyeti, onun ardından rahmaniyeti ve rahimiyeti bize o yaratılış katmanlarının formülünü veriyor. Yani Cenab-ı Hakk'ı başka kim, nasıl, ne şekilde, niçin yaratmaya mecbur edebilir haşa? Elbette o kendi kemalinden, kereminden, rahmetinden, rahimiyetinden kainatı yarattı. Gizli bir hazineydi, bilinmek istedi. Estağfirullah, ikinci ayette şöyle, Rum suresinin 50. ayeti, Rum suresinin 50. ayeti hep hatırlatıyoruz. Estağfirullah, فَنْظُرْ اِلَىٰ اَثَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْنْ قَدِيرٌ. Bu ayetin kısa bir mealini söz basım şöyle vermiş, şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine, yeryüzünü ölümün ardından nasıl diriltiyor? Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Rum suresinin 50. ayetinde hemen meal düzeyinde bile muhatap olduğumuzda görüyoruz ki bahar bize iki perspektiften sunuluyor. İki zeminde ona bakmamız isteniyor. Nedir? Bir, kudret. Dolayısıyla Kadir ismi şerifi. İki, rahmet. Dolayısıyla Rahman ismi şerifi. Rahman ismi şerifi haşrin veya baharın gereklilik tarafını, muktazi tarafını açıklıyor. Kadir ismi şerifi, dolayısıyla kudret, baharın, haşrin imkanını bize açıklıyor. Yani gerek şartların ikisi.
bu gerek şartlar neler? Tamam, fail muktedir olabilir, kudret sahibi olabilir ama onu kim yaratmaya mecbur edebilir? Haşa, Allah'ı kimse yaratmaya mecbur edemez. Ama baharı tekrar tekrar vücuda getirmesini sağlayan rahmeti, keremi, ihsanı, yani o oradaki kemali yine iktiza eder ki insan türü de kendi kışında, karanlığında, içinde kalmasın, varlığa tekrar çağrılsın. Yine diğer taraftan baktığımız zaman da tamam, fail rahmet sahibi ama muktedir olamazsa yine yapamaz. Yani istiyor yapmak ama elinden gelmiyor. Böyle olsa yine yapamaz. İşte kudret de oradan yetişiyor. Oradan bir gerek şartı gösteriyor bize. Diyor ki fail muktedir. Nereden anlıyoruz? Bir baharda bir değil, on değil, yüz değil, bin değil, yüz bin değil, belki milyon türü tekrar varlığa çok kısa bir sürede çağıran Allah'ın kudretinden hariç olamaz ki sadece bir türcük olan insanı varlığa çağıramasın. Yani dağları yerinden oynatsın, küçük bir kayayı yerinden sarsamasın. Bu mümkün değildir diyoruz. Hem rahmetten gerekliliği hem kudretten imkanı alıyoruz ve diyoruz ki bu iki şart da mevcutsa fail haşrı mutlaka yaratacaktır. Çünkü iki gerek şart bir araya geldi. Ne oldu? Yeter şart oldu. Bunların ikisi varsa o fail haşrı yaratır diyoruz. Baharı bu perspektiften okuyoruz. Bunların aynısı olarak okuyoruz. Efendim bu ayet-i kerime hatırlamasının ardından önemlidir. Çünkü metnin içinde de tekrar ona dönüyoruz yer yer. Unutup gitmemek lazım. Biz neyle başladık? Onu hatırımızda tutmak lazım. O açıdan ben de sizi arkadaşlar bıktırmak pahasına her dersin başında ayet-i kerimeyi ve ona nasıl bakmamız gerektiğini şöyle bir çıtlatıyorum. Tabii ki de buradan alınacaklar benim anlattığımdan çok fazladır. Ama işte karınca kararınca bir parçacık oradan rızkımızı alıyoruz. Pekala, şimdi şu paragrafı tekrar bir okuyayım. Geçen sefer okuduk ama onu konuşamadık. Ardından iki paragraf daha okuyayım. Ondan sonra tekrar başa dönüp bunun ince okumasını yapmaya başlayalım. Bitirebilirsek diğer iki paragrafa da bakarız. Bitiremezsek sadece bu paragrafı konuşmuş oluruz. Çünkü bu paragraf uzun bir paragraf. Bir de haşiyesi var, o da uzun. Herhalde ikisini konuşsak epey bir şey yapmış oluruz bugün inşallah. Bismillah. Eğer farz-ı muhal olarak şu işleri çeviren, şu misafirleri ve misafirhaneleri değiştiren Sultan-ı Selmedi'nin daire-i memleketinde daimi menziller, âli mekanlar, sabit makamlar, baki meskenler, mukim ahali, mes'ud ibadı bulunmazsa, ziya, hava, su, toprak gibi kuvvetli ve şumullü dört anaasır-ı maneviye olan hikmet, adalet, İnayet, merhametin hakikatlerini nefyetmek ve o anasır-ı zahiriye gibi görünen vücutlarını inkar etmek lazım gelir. Çünkü şu bekasız dünya ve mafiha onların tam hakikatlerine mazhar olamadığı malumdur. Eğer başka yerde dahi onlara tam mazhar olacak mekan bulunmazsa, o vakit gündüzü dolduran ziyayı gördüğü halde güneşin vücudunu inkar etmek derecesinde bir divanelikle, şu her şeyde bulunan gözümüz önündeki hikmeti inkar etmek, şu nefsimizde ve ekser eşyada her vakit müşahede ettiğimiz inayeti inkar etmek ve şu pek kuvvetli emaratı görünen adaleti inkar etmek ve şu her yerde gördüğümüz merhameti inkar etmek lazım geldiği gibi. Noktalı virgül, devam ediyoruz. Şu kainatta gördüğümüz icraat-ı hakimane ve ef'al-i kerimane ve ihsanat-ı rahimenin sahibini, yani Allah'ı, haşa, sümme haşa, sefih bir oyuncu, gaddar bir zalim olduğunu kabul etmek lazım gelir ki, nihayetsiz muhal bir inkılab-ı hakayıktır. Hatta her şeyin vücudunu ve kendi nefsinin vücudunu inkar eden ahmak sofestailer dahi bunun tasavvuruna kolay kolay yanaşamazlar. Sofestailer, yani sofistler, şüpheciler. Haşiyesini de okuyalım buranın, yani dipnotu, açıklama notu.
bu not nereye konmuştu? Adalet kelimesinin arkasına konmuştu. Haşiye. Evet, adalet iki şıktır. Biri müsbet, diğeri menfidir. Müsbet ise hak sahibine hakkını vermektir. Şu kısım adalet, bu dünyada bedahet derecesinde ihatası vardır. Çünkü üçüncü hakikatte ispat edildiği gibi, her şeyin istidat lisanıyla ve ihtiyacı fıtri lisanıyla ve ızdırar lisanıyla Fatır-ı Zülcelal'den istediği bütün matlubatını ve vücut ve hayatına lazım olan bütün hukukunu mahsus mizanlarla, muayyen ölçülerle bilmüşahede veriyor. Demek adaletin şu kısmı vücut ve hayat derecesinde kat'i vardır. İkinci kısım menfidir ki haksızları terbiye etmektir. Yani haksızların hakkını tazip ve tedziye ile veriyor. Bak işte söyleyemediğim şeyler, iki tane şeyi peş peşe koymuşlar. Hadi bakalım Ahmet bunu nasıl söyler? Şu köşe şaş köşe gibi bir şey oluyor böyle yani. Şu şık ise, söyledim. Şu şık ise çendan tamamıyla şu dünyada tezahür etmiyor. Fakat o hakikatin vücudunu ihsas edecek bir surette hadsiz işarat ve emarat vardır. Ez cümle, kavmi Ad ve Semud'dan tut, ta şu zamanın mütemerrit kavimlerine kadar gelen sille-i tedip ve teziyane-i tazip, gayet âli bir adaletin hükümran olduğunu hadsi kat'i ile gösteriyor. Haşiyemiz bitti. Tekrar dönüyoruz. İki paragrafçık daha okuyalım. Tekrar başa dönelim. İnce konuşmamızı, okumamızı yapmaya çalışalım. Elhasıl, şu görünen şuunat, dünyadaki vüs'atli içtimaat-ı hayatiye ve süratli iftirakat-ı mevtiye ve haşmetli toplanmalar ve çabuk dağılmalar ve azametli ihtilafat ve büyük tecelliyat ile ve onların bu aleme ait, bu dünyayı fanide, kısa bir zamanda malumumuz olan semerat-ı cüz'iyeleri, ehemmiyetsiz ve muvakkat gayeleri mabeyninde hiç münasebet olmadığından, adeta küçük bir taşa bir büyük dağ gibi hikmetler, bir büyük dağ kadar hikmetler estağfurullah, gayeler takmak, bir büyük dağ, bir küçük taş gibi muvakkat bir gaye-i cüz'iye vermeye benzer ki, hiçbir akıl ve hikmete uygun gelemez. Demek şu mevcudat ve şuunat ile ve dünyaya ait gayeleri ortasında bu derece nispetsizlik kat'iyen şehadet eder ki bu mevcudatın yüzleri alemi manaya müteveccihtir. Münasip meyveleri orada veriyor ve gözleri esma-i kutsiyeye dikkat ediyor. Gayeleri o aleme bakıyor ve özleri dünya toprağı altında sümbülleri alemi misalde inkişaf ediyor. İnsan istidadı nispetinde burada ekiyor ve ekiliyor, ahirette mahsul alıyor dedik ve burada bir hatime verdik. İnşallah bir veya iki ders sonra 11. hakikatin kapısına gireriz çünkü onu gördük. Işığı gördük Tünel İnsanı'nda. 11. hakikat burada yazıyor. Evet, geriye dönelim şimdi. Öncelikle, özetle diyelim ki ya burada ne konuşuldu? Bediüzzaman Hazretleri bize ne söyledi? Yine arkadaşlar, 10. hakikatin hatta hakikatlerin başından beri, hatta suretlerden beri, yani metnin başından beri dikkatimizi çekti, bir şeye dikkatimizi çekti, tekrar çekti, elhamdülillah çekti, hikmetle çekti. Nedir o? İşte biçim içerik diyoruz ya, bir sanat eseri, o yeni biçimci yaklaşım üzerinden örnek vermiştik. Sanat felsefesi kitabından yazarın ismi neydi? Noel Carroll. Onun eserinin üzerinden örnek vermiştik. Yani bir sanat eserinin, onu sanat eseri yapan iki yönü vardır. Bir içeriği, iki biçimi. Yani bir tasarımı vardır, zahiri diyelim ona. Bir de manası, anlamı vardır, mesajı vardır. Anlattığı bilgi vardır, aktardığı done vardır, neyse artık, o da içeriğidir. Bu ikisinin birleşiminden sanat eseri oluşur. Bunların ikisi ne kadar uyuşuyorsa sanatçısı o kadar mahirdir.
uymuyorsa deriz ki bak konu güzel ama mesela film hakkında konuşuyoruz. Bir tane film izledik. Ya konu çok iyi ama yönetmen işleyememiş diyoruz. Ne demek istiyoruz? İçerik iyi ama biçim iyi olmamış. Veya diyoruz ki ya dehşet aksiyon sahneleri vardı neler neler ama konu çok zayıftı kardeşim. Yani senaryosu çok zayıftı. Bu ne demek? Biçim iyi ama içerik zayıf. Yani bu ikisini biz zaten günlük hayatta kullanıyoruz. Esma-ül Hüsna üzerinden anlarsak işte ismi zahir ve ismi batın. İsmi batın da var, onun da yansıması var. İsmi zahir de var, onun da yansıması var. Cenab-ı Hak varlığı hem dışından hem içinden kuşatmıştır. Hem dışını hem içini yaratmıştır. Hem mülkünün hem melekutunun sahibidir. Burada geçmişti zaten. Mülk ciheti, zahiri ciheti, melekut ciheti, manevi ciheti, iç ciheti diyebiliriz belki bir anlamda. Durduğumuz yere göre. Şimdi oradan baktığımız zaman işte kainata diyoruz ki ya öyle bir mesaj, öyle bir içerik var ki eğer biçim bundan ibaretse, bu kadarcıksa, bizim gördüğümüz kadarsa sorunlu kalıyor, tam tutmuyor. Niye tutmuyor? İşte burada söyledi. Ya bana sonsuz bir mutluluğa açlık vermiş. Onun idrakini vermiş. Anlayabiliyorum sonsuzluğun olduğunu. Bir şeyi seversem sonsuzmuş gibi seviyorum mesela. Masal kitapları nasıl biter? Sonsuza dek mutlu yaşadılar. Demiyor 3 gün sonra prensle prenses veya kralla kraliçe şiddetli geçimsizlikten boşandılar falan demiyor mesela. Niye? Çünkü öyle olursa yarım olacağını biliyor. Seziyoruz yani içimizde diyoruz ki mutluluk dediğin şey ebedi olmalı. Lezzet dediğin şey ebedi olmalı. Rahatlık dediğin şey ebedi olmalı. Bunlar ebedi olursa hakikatleri tam olur. Yoksa ne olur? Açlık öğrenmiş oluruz. Yokluk öğrenmiş oluruz. Yoksunluk öğrenmiş oluruz. Mesela işte çocuğa öğrettin elma şekeri diye bir şey var. Ağzına değdirdin çektin. Ya çocuğa niye elma şekeri diye bir şey olduğunu öğrettin ki? Vermeyeceksen eğer. Büyüklerimiz hep derlerdi mesela işte vermeyeceksen kandırma. Niye? Çünkü adama şey öğretiyorsun, yoksunluk, açlık, acı oluyor, eziyet oluyor, ona zulüm oluyor yani. Veya başkasının gözünün önünde yeme derlerdi bir şey alındığı zaman eve mesela. Çıkıp kapıda yeme derlerdi. Şimdi o şey kalmadı tabii, sosyal medyada herkes her yediğini paylaşıyor falan ama eskiden vardı. Yani olan var, olmayan var kardeşim, adama şey yapma yani, dokunma. Açlığını hatırlatma, fakirliğini hatırlatma, yoksulluğunu hatırlatma, onu yoksunluk sahibi yapma yani. Şeytanı da var. Diğer taraftan da eziyet. Yani şeytanı da var yani. Seni kıskanabilir. Kötü hisler duyabilir sana karşı. Niye bunu tetikliyorsun? Gerek yok. Diğer taraftan yoksulluk öğrettin ona. Acı öğrettin. Hatırladı yani. Yoksulluğunu hatırlamış oldu. Bu da yok bende dedi mesela görünce. La teşbih ve la temsil. Eğer Cenab-ı Hak bize bu kainatta öğrettiği varlığı ebedi olarak vermezse neler tattık, neler içtik, neler gördük, neler sevdik, nelerle tanıştık, nelerin varlığını öğrendik, neleri özledik. Hani bunları ebedi bir şekilde bize vermeyecek olursa cennetinde inşallah cennetinde veya onu diğer tarafı onu sonra konuşacağız. Şimdi girmeyeyim ona çünkü metnin ilerisinde ona atıf yapılıyor. O zaman deriz ki ya yarım kaldı biz yoksulluk öğrendik, yoksunluk öğrendik. Acı çektirildi bize burada. Vermeyecekti elma şekerini tattırdı bak. Tasarımda bir şey oluyor. Halbuki içleri baktığımız zaman görüyoruz ki ya bu kainatın sahibi validelerin şefkatleri sayısınca ve onların çarpımı sayısınca, onlarda gözükmedik, onların arka planında yer alan şeyler sayısınca, annenin merhametine ki sadece istiyor. Ama o göğsündeki sütü kim yaratıyor? Allah yaratıyor. Anne kendisi mi yaratıyor? Kimya laboratuvarında mı çalışıyor yani onu yapmak için? Yok. Arının balı yine bize rahmet. Dünyada kullandığımız çok şey var işimizi kolaylaştıran, hazır olarak bulduğumuz, Allah'ın tabiatı onları yerleştirdiği, insanoğlu çalışırsan bundan faydalanırsın diye bıraktığı şeyler var. Bak hepsi aslında bize rahmet. Bir taraftan Allah gösteriyor ki ben bu kadar rahmet sahibiyim, diğer taraftan da bize en büyük acıyı o tattıracak. Bu ikisi beraber olmaz. Bak işte biçim, içerik uymadı bir şey var. Ne var peki? İşte
Haşr-ı Risalesi'nin bize gösterdiği, öğrettiği, elhamdülillah zaten İslami kaynakların tamamı, başta Kur'an ve sünnet bize bunu öğretiyor. Ayet-i kerimeler ve Efendimizin elfaz-ı mübarekeleri bize bunu öğretiyor. Fem-i mübarekinden çıkmış hakikatler bize bunu öğretiyor ki, o tasarımın biz içinde olduğumuz için, dışarı çıkıp eserin tamamını göremediğimiz için, tabiri caizse, Mona Lisa tablosunun üzerinde gezen karınca gibi olduğumuz için. Düşünün, Mona Lisa tablosunun üzerinde gezen bir karıncasınız ve insanları görüyorsunuz sergide, gelip tablonun karşısında duruyorlar. Ya işte şöyle falan övüyorlar, bilmem şu bu falan görüyorsunuz. Ama siz bir anlam veremiyorsunuz. Çünkü siz tablonun üstündesiniz, bakıyorsunuz ayağınızın altında bir karalık, yapış yapış belki. O boyanın şeyleri falan, kırtış kırtış. Sizin gördüğünüz yer onların gördüğü yer değil. Siz kendi durduğunuz yere bakıp, ya bu adamlar neyi böyle iltifat ediyorlar? Bu üzerine bastığım kötü şeye mi, bu kokulu şeye mi, bu girintili çıkıntılı, kara, kuru bilmem ne, boyalı şeye mi iltifat ediyorlar derseniz hata edersiniz. Çünkü siz aynı şeyi görmüyorsunuz. Tablonun üstündesiniz, çok yakınsınız, karıncasınız, gözünüzün gördüğü alan kısıtlı, üzerinde durduğunuz alan kısıtlı. Resmin tamamında ne var sezemiyorsunuz. Ama karşıdan bakan, uzaktan bakan diyor ki, aa evet bu bir uyum. Burada renkler falan çok güzel ayarlanmış. İşte yüz falan orantılar çok güzel kullanılmış. Burada ressam şunları bunları başarmış falan diyor ve o tamamlıktan boşuna gelmemiş hissini alıyor. Her şeyin yerli yerinde olduğu hissini alıyor. La teşbih ve la temsil, işte bizim dünyadaki halimiz de buna benziyor. Biz zamanın içinde 3 boyutlu, 4 boyutlu varlıklarız. En boy genişlik ve bir de zaman boyutu varlığın. Biz bu kadarını görüyoruz. Biz üzerinde yaşıyoruz. Kainat yaratılıyor. Olun içindeyiz. Allah ol dedi oldu ve biz o olun içindeyiz. O sürecin içindeyiz. Parçasıyız. Hepsini görmüyoruz resmin. Hepsini görmediğimiz için yaptığımız yorumlar da sağlıklı değil. Her konuda değil. Mesela işte ahiretle ilgili şeyler. Ya işte dünyada savaşlar varsa, bu nasıl Allah kardeşim? Allah olsa böyle savaştır olur mu falan. Ya sen oradasın, bir parçayı gördün. O savaş üzerinden Allah ne hayırlar yaratıyor? Veya oradaki imtihandan ahirete ne yorganlar biçiliyor, ne elbiseler giydiriliyor, ne diyelim eserler yaratılıyor. Oradaki oluşlardan, oradaki harmandan, oradaki işte günahlardan veya sevaplardan, iyiliklerden veya kötülüklerden, harp meydanında ikisi de oluyor. Mücahitler şehit oluyor. Yani orada büyük bir amel, hayır amel işleniyor. Adam kendi hayatını fi sebilillah veriyor orada. Mücahidin yaptığı iş büyük bir iştir. Allah hepsinden razı olsun. Yani en büyük amellerden birisidir. Salih amellerden cihat. O da oluyor. Ama diğer tarafta da kafir kendine cehenneme hak ettirecek işi yapıyor. O da oluyor. Ve onların mahsulatından cennet, cehennem yaratılıyor. Cennet ve cehennemin yaratılışı, biz bu dünyada o süreci yaşıyoruz. Yani o malzemenin çıkarılması sürecindeyiz. İçinde olduğumuz için, resmin bütününü görmediğimiz için bize hikmetsiz geliyor. Ya bu niye oluyor, şu niye oluyor, bu niye var, şu niye var falan. Bir bütüne bak bakalım. Bütünde onların hikmeti var mı yok mu? Güzel bir yere denk geliyor mu, gelmiyor mu? Sen Mona Lisa'nın gözünün üstüne çıkmışsın. Orada diyorsun ki ya bu siyah leke ne? Ama bir geriden gel bak bakalım, o güzel duruyor mu durmuyor mu? Tam yerinde mi değil mi? İnsanın hali bu arkadaşlar. Yani acizimizden, farkımızdan, eksikliğimizden, noksanlığımızdan, bakış açısı darlığımızdan bütünü göremiyoruz ki hayır görelim. İşte başta söyledik ya, hayır vücudidir ve küllidir. Külliyette daha çok gözükür hayır. İşte hep verdiğim örnek, benim de Zübeyir Tercan abilerden aşırdığım örnek. Ameliyathanede bir adamı kesiyorlar. Size öyle bir kadrajda veriliyor ki 2-3 adam bir adamı kesiyorlar, kesiyor görüyorsunuz. Lan diyorsunuz, bu nasıl zalimlik? Adam daha hayatta, böyle bir kesilir mi falan filan. Geriye çekiliyor kamera, bir gösteriyor. Üstte ameliyathane yazıyor. Ha diyorsun, adamı ameliyat ediyorlarmış ya. Bu kötülük değilmiş, iyilikmiş. Ne değişti? Bakış açınız değişti. Resmin büyüğünü gördünüz. Külliyetli olan hayra vukufiyetiniz oldu. Ama parçayken o size şer geliyordu.
Adamın belki elini ayağını kesiyorlar, kangren olmuş. Siz diyordunuz ki lan adama ne zalimlik, elini ayağını kesiyorlar. Meğer onun sağlığı için olduğunu öğrendiniz. Eli ayağı kesilmese o adam daha kötü olacak. O kangren yayılacak, büsbütün ölecek. Yani o zarar onun faydasına imiş. Burada işte adaletin iki veçhi de geldi ya, orada da onun izahı olacak. Müsbeti de adalet, menfisi de adalet. Evet. Pekala, girizgahımızı biraz uzun tutmuş olduk. 26 dakika geçmiş, hemen metne girelim. Eğer farz-ı muhal olarak, farz-ı muhal ne? Günlük dilde de kullanıyoruz bunu. Yani olmayacak bir şey de onu bir farz edelim. Muhal imkansız demek. Farz etmek de işte tevehüm etmek değil de hani varmış gibi yapmakmış gibi yapmak diyelim. Farz-ı muhal olarak, imkansızı farz ederek şu işleri çeviren, şu misafirleri ve misafirhaneleri değiştiren Sultan-ı Sermedi'nin, sonsuz sultanın daire-i memleketinde daimi menziller, yani kalınacak daimi yerler, âli mekanlar, âli yani yüce mekanlar, sabit makamlar, baki meskenler, sonsuz mesken zaten bildiğimiz bir şey, mukim ahali, yani kalan sabit ahali, mes'ud ibadı, mutlu kulları bulunmazsa, ziya, hava, su, toprak gibi kuvvetli ve şumullü, şumul kapsam demek, toprak gibi kuvvetli ve şumullü dört anasır-ı maneviye, manevi unsurlar olan hikmet, adalet, inayet, merhametin hakikatlerini nefyetmek, inkar etmek ve o anasır-ı zahiriye gibi görünen vücutlarını inkar etmek lazım gelir. A. Ne oluyormuş? Cenab-ı Hakk'ın eğer ebedi bir memleketi olmazsa, burada o yarım kalan işler, bize yarımca görünen işler orada tamam olmazsa ne oluyor? Bu dünyada tıpkı hava, su, toprak gibi, ışık gibi sabit olan, yani manevi cihetine döndüğümüz zaman, mülkünden melekutuna döndüğümüz zaman, nasıl bu tarafta ziya var, görüyoruz, evet güneş var, ışık var, yıldızlar var, ışık var, ay var, ışık var, yani lambalar var, ışık var, ışık reddedilmeyecek bir varlık bizim için. Aynı öyle de diğer tarafına geçsek ne mesela? Hikmet. Hikmet de öyle vücudu reddedilmeyecek manevi bir şey. Bu kitabın manası, reddedilmeyecek bir yönü, manasının reddedilmeyecek bir yönü yani hikmet. Yine adalet, yine inayet, yine merhamet. Bu kainata baktığınız zaman nasıl toprak olmazsa olmaz, yani toprağın varlığını kabul etmek lazım diyorsunuz. Aynı şekilde merhametin de varlığını kabul etmek lazım kardeşim diyorsunuz. Yani merhamet olmasa ya bunlar niye oluyor? İşte mesela normalde timsah çok şey bir canlı. Affetmiyor yani, suyun kenarına geleni, bir tas suyunu içeyim diyeni sessizce gele gele hallediyor. İlaçlarından bir iki tanesini seçip alıyor kendine. Nevale yapıyor. Ama kendi yavrusunu alıyor dişlerinin arasına. Bak incitmeden ağzı böyle. Yani ya böyle yarım açık. O yavrular, yumuşacık yavrular, daha yeni dünyaya gelmişler. İncinmesinler diye ağzı yarı açık onları alıyor suya taşıyor timsah. Ya lop et, o tam aradığın şey. Zaten onu istemiyor mu timsah? Hani şöyle bir geyik gelsin, işte antilop gelsin, bir şey geçsin şu suyun kenarından da çekeyim alayım demiyor mu? Onlar daha zor. Bak bu daha zahmetsiz. Ağzının içine onlar girdiler zaten. Yani hemen girdiler annelerinin ağzının içine. Yutsa ya onları hemen lup diye et yani. Yapmıyor. Neyle yapmıyor? İşte merhamet abi. Fiziğin kırıldığı yer. İçgüdü diyorsun, bilmem ne diyorsun. Merhamet kırıyor hepsini. O yavru, o anne yapmıyor ona. Veya işte geçen gördüğüm videoda karga giriyor kümese. Abi o tavuk nasıl saldırıyor? Pardon, Şahin giriyor galiba. Şahin bir giriyor. Abi normalde Şahin'e hiçbir kuş şey yapmaz fazla. Çünkü Şahin güçlü bir kuş. Yırtıcı bir kuş. Ama tavuk var ya, o civcivleri var diye nasıl atılıyor ona? Kobra yılanı geliyor, ona atılıyor. Başka bir şey getiriyorlar böyle. Bazen herhalde öz hususen getiriyorlar onları. O çekmek için videoya. Abi tavuğun, o korkak tavuk dersiniz falan. Hiçbir korkusu kalmıyor yani. Ne gelse üzerine atlıyor. Ben köpeğe saldıranı bile görmüştüm. Yani bizzat şu gözlerle köpeğe saldıranı görmüştüm. Yani
o kadar cesaret geliyor yavruları olduğu zaman. Şimdi bunu nasıl inkar edebiliriz? Merhamet diye bir şey var ya. Ya işte onun işte varlıklar binlerce yıl boyunca işte anladılar ki nesillerinin devam etmesi. Ya geç bunları abi, geç. Nereden biliyor tavuk binlerce yıl boyunca anlamış ki nesillerinin devam etmesi gerekiyor falan. Sanki böyle şey, sosyolog tavuk. Ya da işte ne bileyim, milliyetçi bir tavuk böyle biliyor yani. Yani başka şeyler de bilsin o zaman. İnsanlar pek onlara dost değil, nesillerini tüketiyor, onu düşünsün mesela. Yok. Ama yavrusunda biliyor diyor. Ya geçelim bunlar işte. Allah koymuş içine bir his. Ne yaptığını bilmese de yapıyor. Nasıl saat kendisi ne yaptığını bilmiyor ama bize vakti gösteriyor. İşte varlıkta, hayvanlarda gördüğümüz böyle şeyler de kendisi o işin şuurunda değil. Ne hikmetle konulmuş içine bilmiyor. Ama lezzetinden dolayı yapıyor onu. Arı da balı ondan yapıyor. Tavuk da yavrusunu ondan koruyor. Vesaire vesaire. Timsah da dişlerini o yüzden böyle kapatmadan, yavrusunu incitmeden tutuyor. Eğer biz haşrı reddedersek neyi reddediyoruz? Haşrı reddettiğimiz zaman bu hayat bu kadar, her şey hiç olacak dediğimiz zaman haşa biz öyle iman etmiyoruz. Öyle dersek eğer bu kainatta gördüğümüz maddeyi geçelim, manayı inkar ediyoruz. Gördüğümüz kitabın içeriğini inkar ediyoruz. Biçim tamam ama içerik, biçimdeki yarımlık adına içeriğin kemalini reddetmiş oluyoruz. O geçenki derste verdiğim örnek, hatırlarsak yine onu. Size çok iyi bir romanın 5'te 1'i, 3'te 1'i, 2'de 1'i ya da bir bölümü sadece elinize geçti. Okudunuz, o bir bölümden çıkarıyorsunuz ki ya bunu yazan ne biçim bir yazar ya, lan adam ne cümleler kurmuş, bak kurguyu nasıl getiriyor, bak 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 heyecana bak falan filan. Ama pıt kesildi. Ne demek lazım burada? Mantıklı olan ne? Mantıklı olan şu, bu romanın devamı yok mu? Bu kitabın tamamı nerededir acaba? Ya mutlaka vardır, bu adam bunu bu kadarcık yazmamıştır demek lazım. Mantıklı olan o. Ama ne yapıyor bu haşir inkarcıları? Oradaki yarımlıktan öncekindeki kemali inkar ediyorlar. Ya ne biçim yazar, yazamamışlar bu. Demek tesadüf eseri oluşmuş ha. Demek yani işte, devamını görmüyor ya. Demek ki bu tesadüfen oluşmuş. Böyle matbaada mürekkepler akmış falan. Makine bilmem kendi kendine tık tık etmiş falan. Kağıt kendiliğinden gelmiş falan. Ortaya bu ilk bölüm çıkmış. Ama bu kadar. Ya akıl mantık işi, oradaki hikmeti, inayeti. Elbette mesela kitapta da bunların izleri gözüküyor. Bunları böyle yarım olamaz. Bu hikmet, bu inayet bir devamlılıkla tamam olur demektir mantıklı olan. Ona devamını görmüyorum diye öncesindekini inkar etmek değildir. Ama maalesef işte dalalet böyle şeylere insanı sürüklüyor. Niye sürüklüyor? O da hedonizmden sürüklüyor. Yani günah işleme serbestisi. O öyle lezzetli geliyor ki onun adına hakikate körleşmeyi istiyor böyle insan. İstemiyor ki hani bütün şeyi gözüksün. Ne güzel işte uçuyorum diyor, yere düşecek paraşüt yok. Ne güzel uçuyorum diyor, gözlerini kapatıyor yeri görmemek için. Oo diyor, ne güzel uçuyorum. Gibi bir şey. Evet. Eğer farz-ı muhal olarak şu işleri çeviren, şu misafirleri ve misafirhaneleri değiştiren, Sultan-ı Sermedi'nin daire-i memleketinde daimi menziller, âli mekanlar, sabit makamlar, baki meskenler, mukim ahali, mes'ud ibadı bulunmazsa, ziya, hava, su, toprak gibi kuvvetli ve şumullü dört anasır maneviye, manevi unsurlar olan hikmet, adalet, inayet, merhametin hakikatlerini nefy etmek ve o anasır zahiriye gibi görünen vücutlarını inkar etmek lazım gelir. Bunlar aslında bu değil demek gerekir. Ki zaten işte ona uğraşıyor onlar da. Ya bu aslında işte onun içgüdüsü de bilmem ne. Hani diyemiyor ki ya bu hikmettir, bu adalettir, bu inayettir, merhamettir demek istemiyor. İşte binlerce yıllık tesadüfler eşliğinde o zaman işte tavuklar yavruları korumaları gerektiğini öğrendiler. Hem kendi hayatını en büyük gaye olarak görüyor. Hem de yavrularını kendi hayatı pahasına koruması gerektiğini öğrenmiş. Bak bak nereden öğrenmiş bu büyük acaba fedakarlığı. İnsan bile bazen yapmıyor çünkü onu.
Çünkü şu bekasız dünya ve mafiha, mafiha ne demekmiş? Hemen söylüyorum, mafiha içindekiler demekmiş, mafiha. Evet, çünkü şu bekasız dünya ve mafiha, yani içindekiler, kız ismi olur ha, mafiha, içindekiler, aleyna üzerine oluyorsa, aleyna üzerine demekmiş herhalde, mafiha da olur yani içindekiler. Mafiha, onların tam hakikatlerine mazhar olamadığı malumdur. Şu bekasız dünya ve mafiha, onların tam hakikatlerine mazhar olamadığı malumdur. Eğer başka yerde dahi onlara tam mazhar olacak mekan bulunmazsa, o vakit gündüzü dolduran ziyayı gördüğü halde güneşin vücudunu inkar etmek derecesinde bir divanelikle şu her şeyde bulunan gözümüz önündeki hikmeti inkar etmek, şu nefsimizde ve ekser eşyada her vakit müşahede ettiğimiz inayeti inkar etmek ve şu pek kuvvetli emaratı görünen adaleti inkar etmek ve şu her yerde gördüğümüz merhameti inkar etmek lazım geldiği gibi. Bunları niye söyledi? Şimdi maddi şeylerdeki yarımlık tamam. Maddi bir şey yarım olabiliyor. Ama maneviyattaki şeyler yarım olmaz. Ne demek istiyorum? Bir adama cömert diyorsunuz mesela. Filanca kişi çok cömert. Bu cömertlik her yerde görünür. Her şeyde görünür. Bu adam çok cömert ama bir lirasını bile vermez. Böyle cömertlik olmaz. Ne oldu? Sen ne yaptın orada? İki zıttı bir araya getirmiş oldun. Maneviyatta bu olmaz. Şimdi hem diyorsun ki kainatta büyük bir hikmet görünüyor, manasını görüyorum ben kainata baktığım zaman, fiziktir, kimyadır, biyolojidir, diğer ilimlerdir, hangi birisinin kapağını kaldırsam hikmet akıyor üzerine, hikmet seli boşalıyor tabiri caizse, ama aslında hiçbir hikmet yok bu kainatta, her şey tesadüf eseri, hepimiz işliğe gidiyoruz, haşiri yok yani, Allah yaratmayacak bir gelecek falan işte, ebedi bir alem. Ama öyle dedin, böyle dedin. Hem öyle diyorsun, hem böyle diyorsun şimdi bir saniye. Ya bunda bir tuhaflık yok mu? Veya işte buradaki diğer şeyler, inayet. Hem varlığa, düzenle yardımcı olunuyor. Biz bir şey yapıyoruz ama aslında o yaptığımız şeylerin tamamı kainatta bir düzen olduğu için. Bilim adamları diyorlar ya işte filanca evrenin bilmem ne sabitesi var, o böyle olmasa canlılık oluşmazdı. Geçen de kitapta şey okudum işte, Einstein'dan Ötesi kitabında Michio Kaku'nun, simetride kırık simetri diye bir şey varmış varlıkta. Hani tam her şey birbirinin tam simetriği değil mesela. İnsan yüzü, bakın mesela solu sağ, evet simetri var ama tam değil. Böyle bir gözünüz biraz daha büyük belki, biraz burnunuzun şu tarafı daha değişik belki. Hem bir simetri hem bir kırıklık. Bunun fizikte de bir karşılığı varmış. Yani madde, antimadde, bunların oranı da tam eşit değilmiş. Antimadde gitmiş, madde antimadde birbirini götürmüş. Çoğu geriye şey kalmış, madde kalmış. Fazlaymış, o daha fazlaymış falan, öyle açıklıyorlar yani. Varlık böyle oluştu falan diye. Diyorlar ki hani bu simetrideki kırıklık aslında varoluşun onun sayesinde olduğu bir şey. Denklik var ama tam eşitlik yok. Ya öyle diyelim. Denklik var ama tam eşitlik yok. Tam eşitlik yok. Gene söyleyemedim. Bir su içeyim. Ne zaman telaffuz edemezsek su içme zamanımız gelmiş oluyor. Şimdi tamam. Şey de böyle olsun. Ama maneviyatta şeyden geliyorduk buraya, inayetten. Şimdi o düzen aslında bizim yardımcımız, her işimizin olması bu geçmişteki olanlar sayesinde ya da eşyanın zeminindeki bu düzen sayesinde. Bunu neyle örneklendirdik? Bilgisayardaki Windows ve diğer uygulamalarla ya da telefondaki mesela Android'le, şunda bunla düşün, iOS'la. Temel o yazılım olmasa üstüne uygulama kuramazsınız. Siz üstüne bir uygulama kurabiliyorsanız altta o temel yazılımın olması lazım. İşte Windows bilgisayarda. Veya işte şeyin neydi, Macintosh'un işlemcisinin adı neydi, şimdi aklıma gelmedi.
O olmazsa üstüne bir şey kuramıyorsunuz. O temeldeki düzenin olması lazım, bir dip dalga gibi. Hep orada akması lazım ki üstüne bir şey koyabilirsiniz. O üstünde dursun. La teşbih ve la temsil. Cenab-ı Hak zaten bu kainattaki oluşları sürdürebildiği için biz üstüne bir şeyler yapabiliyoruz. Yani her an inayeti, onun inayetiyle oluyor. Hani müminler, daha dindar insanlar, bizim gibi böyle daha dile alışmamışlar, kalbe alışmamışlar değil de hakikaten kalbinin diline alıştırmışlar. Hani inşallah Allah'ın inayetiyle çok kullanırlar. Niye? Hakikaten öyle. O dipteki dalga devam etmese, Allah inayet vermese sen bu işi nasıl muvaffak olacaksın? Yer çekimi sürmese, kütle çekimi sürmese, o atomun içindeki o dört kuvvet, temel kuvvet, nükleer kuvvet, zayıf bilmem ne kuvveti, bilmem ne manyetik kuvvet falan filan. Onlar devam etmese sen neyi başarabilirsin? Geri geliyorsun. O aşkı kimyevi olmasa, H2O'da, karbondioksitte, oksijende falan, bunları Cenab-ı Hak birbirine bir kanunla bağlıyor olmasa sen neyi devam ettirebilirsin? Yani bir fiziğin bir kanunu değişsin, varlık içe gidecek. Öyle kenarında duruyoruz yani işin. Yine o kitapta Einstein'ın ötesinde diyor ki ya bu varlık, alem hep daha düşük enerji şeyine doğru gitmeye çalışıyor diyor, seviyesine. Biz şu an sonuncuda mıyız acaba, sondan öncekinde miyiz diyor. Bunu bilemiyoruz diyor, emin olamıyoruz. Belki de diyor şu an bir ara boşluktayız. Yani varlık basamak basamak atlıyormuş enerji tabakalar arasında. Eğer diyor bu en sonuncu değilse o zaman başka bir varlığa daha dönüşeceğiz demektir diyor. O da ne demek? Yani diyor bir kıyamet gibi bir şey olacak diyor. Orada diyor diğer alemde bambaşka bir fizikle karşı karşıya kalırdık diyor o zaman. Bambaşka bir kimya, bambaşka bir biyoloji. Bak, görüyorsun bilim adamları bile kuantum üzerinden diyorlar yani kıyamet olabilir, mümkün. Varlık bir enerji seviyesinden başka bir şeye geçebilir. Bütün kainat hep beraber böyle bir geçiş yapabilir diyorlar. Evet. Nereden geldik buralara? Efendim adalet işte, diğer de merhamet. Bunun içine koyabilirsiniz. Varlıkta görüyorsunuz bunları. Bunlar yarım olmaz. Bak, ekmek yarım olur. Patates yarım olur. Maaşını yarım alabilirsin. Filmin yarısını izleyebilirsin. Kitabın yarısını okuyabilirsin. Maddi şeyler bunlar. Ama maneviyat yarım olmaz. Bu adam cömert diyorsan bu adam hep cömerttir yani. Bu adam iyi kalpli diyorsan bu adam hep iyi kalplidir. Bu adam iyi kalpli ama 3 kişiyi öldürmüş. Böyle bir şey olmaz yani. 3 kişiyi öldüren birisine iyi kalpli denmez. Yani bir korunması gereken ekser şartlar var maneviyatta. O onun tamamıyla vücut bulur. O açıdan üstad burada ona dikkat çekiyor. Eğer başka yerde dahi onlara tam mazhar olacak mekan bulunmazsa, o vakit gündüzü dolduran ziyayı gördüğü halde güneşin vücudunu inkar etmek derecesinde bir divanelikle, ziyayı gördüğü halde güneşin vücudunu inkar etmek derecesinde bir divanelikle, delilikle, şu her şeyde bulunan gözümüz önündeki hikmeti inkar etmek, şu nefsimizde ve ekser eşyada her vakit müşahede ettiğimiz inayeti inkar etmek ve şu pek kuvvetli emaratı görünen adaleti inkar etmek ve şu her yerde gördüğümüz merhameti inkar etmek lazım geldiği gibi. Buna binaen söyledi üstad. Bunu şimdi diğer tarafına geçiyoruz mevzunun. Şu kainatta gördüğümüz icraat-ı hakimane, hikmetli icraatlar ve ef'ali kerimane, kerimlik gösteren, arkasındaki kişinin ihsan sahibi olduğunu, cömert olduğunu ifade eden fiiller, yaratılışlar ve ihsanat-ı rahimanenin ta ince detaylara kadar kişiye özel ihsanlar. İhsan nedir? Yani ikramla yakında bir manası var ama diğer taraftan da Allah'ı hatırlatan diye de anlayabiliriz. Cibril hadisinde ihsan makamı ne olarak tasvir ediliyor? Allah'ı görür gibi yaşamak. Çünkü sen onu görmesen de o seni görüyor. İhsanat da Allah'ı gördüğümüzü demeyelim haşa, Allah'ı hatırlamamızı sağlayan, onun şuuruna varmamızı sağlayan şeyler. Mesela diyelim öyle bir şey yaşıyorsunuz ki o anda birisinin size para getirmesi lazım o derdin çözülmesi için. Aynı anda o bir adam diyor ki ya benim sana borcum vardı, al kardeşim. Bu bir ihsan.
kişiye özel. Çünkü o an dardaydınız, o ihsan geldi. Veya işte bir borç bulsam da şunu alsam diyorsunuz, muhtaç durumdasınız. Bir anda zengin bir dostunuz karşınıza çıkıyor. Aa, nasılsın Ahmet, bir derdin, sıkıntın var mı? Ya diyorsun, şimdi sormasan söylemeyecektim ama şöyle şöyle bir şey almam lazım. Ne demek ya, hemen işte borç olarak veriyor veya daha da cömert diyelim. Tak veriyor, parayı önünüze koyuyor. İhsan kişiye özel, o şartlara özel. Böyle şeyleri de insanoğlu çok yaşıyor. Sadece genele değil, özel özel de. Dokunuşlar bize çok oluyor. İşte onun incesi. Genelden özele bak. İcraat-ı hakimane daha genel. Ef'ali kerimane daha böyle ortaya geldi. İhsanat-ı rahimane en ince detay. Oraya kadar gözeteni, sahibini, bu kadar ihsanat-ı rahimenin sahibini haşa sümme haşa, sefih bir oyuncu haşa, gaddar bir zalim olduğunu kabul etmek lazım gelir ki nihayetsiz muhal bir inkılab-ı hakaiktir. İmkansız, böyle bir şey olamaz. İşte dedik ya, maneviyat yarım olmaz. Hem diyorsun ki böyle böyle şöyle şöyle bu kadar güzel şeyler yapıyor, hem de diyorsun ki ya aslında bizi oynatmış, hepimizi hiçe atacak. Hem diyorsun ki ya Allah ne kadar sanatlı şeyler yaratmış, ne kadar ince ince dokunmuş kainatı, ne kadar hikmetler, inayetler bizi ne kadar ince gözetiyor. En kalbimizin hafiye arzularını bile biliyor, nasip ediyor. Dualarımızı duyuyor, işitiyor, geliyor. Gerekleri kabul olunuyor. Bazen aynen veriyor, bazen daha farklı bir şekilde karşılığını veriyor. Diğer taraftan diyorsun Allah bizi hiç umursamıyor. Olmaz. İki zıttı birleştirmiş oldun. Allah hem öyle hem böyle olmaz. Öyle böyle olmak insanın acizindendir. Gücü yetmez, yapamaz mesela. İnsan sözünde duramaz, söz verir duramaz. O insanda olur. Allah'ı böyle bir acize düşürecek ne var? Haşa. Acize düşen ilah olur mu? İşte burada onu söyledi Üstad Hazretleri bize. Dikkatimiz çekti. Yani o kadar şey yapsın ama bunlar şey olsun. Sefih bir oyuncu, gaddar bir zalim olduğunu kabul etmek lazım gelir ki. Bizi dolandırmış olsun yani, kandırmış. Öyle öyle olduğunu düşündürmüş ama aslında bunlar oyunmuş, öyle değilmiş. Haşa sümme haşa. Nihayetsiz muhal bir inkılab-ı hakaiktir. Hatta her şeyin vücudunu ve kendi nefsinin vücudunu inkar eden ahmak sofistayiler, sofistler, bunlar her şeyden şüphe edilerek ya da şöyle diyelim, her şeyi demagojik tartışmalara mahkum ederek böyle bir zihin egzersizi mi diyelim. Aslında bir heves serbestisi kazanmaya çalışan bir felsefe akımı. Eski Yunan'da var olan bir felsefi akım. Sofestailer dahi bunun tasavvuruna kolay kolay yanaşamazlar diyor Üstad Hazretleri. Evet arkadaşlar, haşiyeyi de okuyalım. Paragraf burada bitti. Burada niye Üstad Hazretleri bunu söyledi? Her şeyin vücudunu ve kendi nefsinin vücudunu inkar eden ahmak sofestailer dahi bunun tasavvuruna kolay kolay yanaşamazlar. Bu ne demek? Yani hiçbir şeyin varlığını kabul etmesen tamam. Yani sofestailer odur. Hiçbir şey yoktur diyorlar. Biz de yokuz. Yani bu derece ahmaklığa vurursan tamam. Hiçbir şey yok. Onun üzerine bir şey de bina edilmez. Tamam, bu bir ahmaklık zaten. Gidersin öyle. Ama kainattakini kabul edip fizik, kimya, biyoloji, bilimsellik, bilmem ne, böyle mangalda kül bırakmayıp onlarda, onların üstünden böyle bir ceberutla, bir kibirle böyle Müslümanlara, dindarlara veya her din mensubuna, gerçi onlar İslam'da olmadıklarından din sayılmazlar ama hadi sözde dinler diyelim, onların da mensuplarına böyle yukarıdan parmak sallıyorsun, işte siz bilimsellik bilmem şu bu falan. Onu kabul ediyorsun, bunu inkar ediyorsun. Sen diyor sofestailerden de ahmaksın. Burada diyorsun ki büyük bir hikmet var ama kainat boşuna yaratılmış. Burada diyorsun ki ya büyük büyük yardımlar, şeyler falan, işte kainatın başından beri sabiteler var. Onlar öyle olmasaydı bunlara böyle olmazdı falan filan. Ama evren hiç ya, önemsiz yani. Şimdi ya orada bir yalanın var ya burada bir yalanın var. Bu doğruysa bu yalan. Bu ikisi beraber olmaz çünkü. Üstad Hazretleri burada ona dikkat çekiyor. Yani sofestailer hepsini inkar ediyorlar. O ahmaklık içinde birazcık akla yaklaşıyorlar. En azından tamam, onu da inkar etmiş, bunu da inkar etmiş diyorsun. Sen bunu kabul ediyorsun, bundan dayanarak bunu inkar ediyorsun. Lan olur mu o? Öyle mantıksız bir şey olabilir mi? Diye burada dikkatimizi çekiyor. Haşiyeyi de konuşalım. Evet, 10 dakikamız var. Haşiyeyi de konuşalım. Bu paragrafı olsun, bitirmiş olalım. Haşiye,
Bu adalete konulmuş bir haşiyeydi. Emaratı görünen adaleti inkar etmeyin arkasına hemen bu haşiye konmuştu. Söz basım külliyata göre 131. sayfadayız. Evet, adalet iki şıktır. Adalet konusunda üstad bize bir izah yapmak istedi. Demek ki adaletin bir farklı tarafı var. Ki dikkat edin, bu da ilginç. Genelde bu batılın argümanları hep adalet zeminine dayanıyor. Diyorlar ki mesela, ya Allah varsa bu adaletsizlikler niye var? Allah varsa bu savaşlar niye oluyor? Allah varsa şu Afrika'daki aç çocukların hali ne? Gibi şeylere söylüyorlar. Üstad da burada bak hikmetli bir şekilde adalete haşiye açmış ve bir şeye dikkatimizi çekiyor. Adalet sadece bir şekilde mi? Evet. Adalet iki şıktır. İki seçenektir. İki parçadır. İki boyuttur. Biri müsbet, diğeri menfi. Yani müsbet demek nasıl diyelim, vücudi, varlıksal, diğeri menfi, yokluksal diyeceğiz ama ya da şöyle diyelim. Sağlık iki çeşittir. Bir adamın vücuduna katkıda bulunursun, beslenme şu bu falan. İki, kanser olur Allah muhafaza, o kanserli dokuyu kesip alırsın. İkincisi eksiltmedir, menfidir. Birincisi arttırmadır, müsbettir. Bu açıdan düşünün yani. Adalet de öyleymiş. Biri müsbet, diğeri menfidir. Müsbet ise hak sahibine hakkını vermektir. Bak artım. Adamın hakkı var, hakkını veriyorsun. Arttı o insan. Bu bir adalet. Hakkını vermek. Şu kısım adalet, bu dünyada bedahet derecesinde ihatası vardır. Apaçık bir şekilde bütün dünyayı, evreni, kainatı ihata ediyormuş bu adalet. Çünkü üçüncü hakikatte ispat edildiği gibi her şeyin istidat lisanıyla, kabiliyet lisanıyla diyelim ve ihtiyacı fıtri, fıtraten yaratılış olarak ihtiyaç lisanıyla ve ızdırar, mecbur kalış, zorda kalış, darda kalış lisanıyla Fatır-ı Zülcelal'den, her şeyin fıtratını yaratan Celal sahibi Allah'tan istediği bütün mahlubatını ve vücut ve hayatına lazım olan bütün hukukunu mahsus mizanlarla muayyen ölçülerle bir müşahede veriyor. Bak adalet ne oldu, bak ne kadar geniş. Biz diyoruz ki mahkemede adalet. İşte aramızda bir niza olursa adalet. Biz ta buradan yakalıyoruz. Yani beşeri hukukun içinde yakalıyoruz. Hukuk-ı ibad çerçevesinde yakalıyoruz hep adaleti. Ama adalet aslında kainatın üstüne durduğu şey zaten. Her hak sahibine hakkının verilmesi adaletse, bu senin bilmem neredeki Yargıtay'daki, Danıştay'daki bilmem neredeki dosyanda da öyledir. Ya en küçük atomda da öyledir. Eğer o atomda hakkı olan işte elektronu, protonu, nötronu neyse almıyorsa onun da hakkı yerine gelmemiş olurdu. O da varlığa çıkamazdı. Allah'ım diyor, ben diyor haşkiye olacağım diyor mesela. Oksijenle karşılaştı hidrojen. Şartlar doluştu. Allah'ım diyor benim ihtiyacım var. Yani ızdırar. Yani bu şartlarda benim bu olmam lazım. İhtiyacı fıtri. Ya da mesela karbondioksit vücudumuzda, oksijen dışarıda. Ne oluyor biz nefes aldığımızda? İşte karbon kanımızda, oksijen dışarıda. Nefes aldığımızda o karbonla oksijen kaynaşıyor, dışarıya karbonu atıyoruz nefes verdiğimizde. Bu bizim için ihtiyacı fıtri. Bak, onu da veriyor Allah. Bu canlı nefes alarak hayatta kalabilirse ben ona göre oksijenini de havaya koyarım diyor Allah. Bu da bir hak. Yani rububiyetin bir tarafı buna bakıyor. Hepimiz şu an her an varlıkta kalabiliyorsak Allah'ın bizim var olma hakkımızı verdiğinden ötürü. Nasıl ki bebeğin varlığını devam ettirmesi annesinin ağzına mamasını koymasıyla devam edebiliyor. Ancak böyle mümkün oluyor. Diğer şartlar da var tabii. Ama bunu çevirelim insanoğluna veya bütün varlığa. Her bir varlık da zerreden en büyük şeye kadar, galaksiye kadar o varlık hakkını Allah'ın her an adalet sağlamasıyla, evet senin hakkın budur deyip vermesiyle devamda kalabiliyor. Yoksa ne o atom var kalabilir, ne o galaksi var kalabilirdi. Bu adalet olmasaydı. Yani adalet bizim o hukukumuz, kendi aramızdaki çok küçük bir parçası. Adalet bütün kainat kuşatıyor.
Üçüncü hakikatte ispat edildiği gibi her şeyin istidat lisanıyla ve ihtiyacı fıtri lisanıyla ve ızdırar lisanıyla Fatır-ı Zülcelal'den istediği bütün matlubatını ve vücut ve hayatına lazım olan bütün hukukunu mahsus mizanlarla, muayyen ölçülerle bilmüşahede veriyor. Tohum diyor ki Allah'ım benim kabiliyetim elma ağacı olmak, istidadım bu yönde. Allah ona o hakkı veriyor, elma ağacı oluyor. Hepsine vermiyor hikmeti gereği. Çünkü hepsine verirse bu sefer kainatı doldururlar. Bir haşhaşın kaç bin tohumu oluyor, kaç bin milyon mu bin mi tohumu oluyor mesela. Şimdi Allah her bir haşhaş tohumuna haşhaş olma hakkı verirse dünyada başka bitkiye yer bırakmazlar. Hikmetiyle sınır koymuş, o ayrı. Ama haşhaş tohumu ben haşhaş olma istidadındayım diyor. Allah'ım şunlara şunlara ihtiyacım var diyor. Allah veriyor ve o haşhaş oluyor. Bir, iki, devam ederken oradaki varlığı, oradaki ihtiyaçları neler? Yağmur lazım, güneş lazım, şu lazım, bu lazım. Allah onu da veriyor. Üç, diyelim ki o canlı çok böyle masumane bir yerde sıkışmış kalmış. Izdırar lisanıyla Allah'ım ben mecburum, mecbur kaldım, hani dardayım, bir inayet, bir özel lütuf yok mu diyor. Bak ızdırar lisanı da odur yani, darda kalmak, mecbur kalmak diyelim. Ya da çok fazla istemek. Bu da ızdırardır. Burada manası ne verilmiş? Çaresizlik, ihtiyaç hali. Evet. Veya işte mesela teknolojik icatlar. Onların icat diyoruz da keşifler diyelim daha doğrusu o. Mesela onlar da ızdırar. Adam 1000-2000 tane ampul patlatmış diyelim. Edison için diyorlar ya. Ampulü bulana kadar bilmem ne kadar ampul patlatmış. Aslında o bir ızdırar. Allah'a dua ediyor. Allah'ım hani bak ben bulmam lazım bunu. Allah'ım lütfen. Her bir deney aslında bir dua. O farkında olsun olmasın. Allah da lütfediyor. Diyor ki hani 1000 deney, 2 deney, 3 deney değil. Adam 1000-2000 deney yaptı. Hani bu iyi bir dua. Fiili olarak iyi bir talep. Cenab-ı Hak da ona bağışta bulunuyor. Çalışan Allah veriyor öyle. O da onun lütfu keremi. Evet. Fatır-ı Zülcelal'den yani fıtratları yaratan, her şeyi yaratılışının sahibi, özel yaratışının sahibi Fatır-ı Zülcelal'den istediği bütün matlubatını, dur Fatır-ı Zülcelal ne demekmiş ona bakalım, sonsuz haşmet ve yücelik sahibi ve benzeri olmayan şeyleri yaratan Allah diye verilmiş burada. Fatır-ı Zülcelal'den istediği bütün matlubatını, taleplerini ve vücut ve hayatına lazım olan bütün hukukunu mahsus mizanlarla, özel ölçülerle, muayyen ölçülerle, burada söylemiş zaten, bilmüşahede veriyor. Demek adaletin şu kısmı, vücut ve hayat derecesinde kat'i vardır. Çünkü vücut ve hayat ancak o adaletin üstünde duruyor. İkinci kısım menfidir ki, bak müsbeti anlattı, varlıksal olanı, vücudi olanı anlattı. İkinci kısım menfidir ki, haksızları terbiye etmektir. Yani haksızların hakkını tazip ve tezciye ile veriyor. Şu şık ise çenden tamamıyla şu dünyada tezahür etmiyor. Ha, bu tarafı tam dünyada gözükmüyormuş. Tasarımın eksik kalan, bize tam gözükmeyen kısmı. Fakat o hakikatin vücudunu ihsas edecek bir surette hadsiz işarat ve emarat vardır. Yani bunun böyle olacağını, o kısmın da tamamlanacağını gösteren çok işaretler var. Çok emaresi var. Ez cümle, kavmi Ad ve Semud'dan tut, ta şu zamanın mütemerrit, inatçı kavimlerine kadar gelen sille-i tedip, yani edep tokadı, edeplendirme tokadı, terbiye tokadı ve teziyane tazip, ceza vermek için verilen azap, öyledir herhalde. Teziyane tazip, ceza ve azap kamçısı demekmiş. Gayet âli bir adaletin hükümran olduğunu hadsi kat'i ile gösteriyor. Bir, adaleti biz kainattaki her şeyin varlıkta ve hayatta kalmasından anlamalıyız ki bir ölçüllük var. Bu da bir adalettir. Bir hayat hakkı, bir varlık hakkının tanınmasıdır, bağışlanmasıdır. İki, bir de bizim tam vukuunu bu an, şu anda göremediğimiz, mahşerde göreceğimiz kısmı var bazılarının, bir kısmını. Ama bu dünyada da emarelerini görüyoruz. Zalimler, haddini aşanlar,
sınırından taşanlar Allah'ın öyle yapmalarına izin verdiği ama ne diyelim muradı öyle olmayanlar. Cenab-ı Hak izin vermiş bir hikmetten Stalin'e, Hitler'e, bilmem şuna buna, Cengiz Han'a zulmetmeye izin vermiş bir imtihan olarak. Ama ona onayı yok, ona muradı o değil, onu kastetmiyor, onu istemiyor. Yaptın mı cezası var. Ha bu dünyada görmedin mi? Göreceksin. İlla göreceksin. Bu adaletten kaçamazsın. Atomun kaçamadığı, tek hücreli canlıların kaçamadığı, bilmem ne işte şunun bunun kaçamadığından sen de kaçamazsın. Kavmi Ad, Kavmi Semud, o Kur'an'daki kıssalar, o azaba uğrayanlar, mesela Lut kıssası, o eşcinsellerin başına gelen musibet falan, hepsi gösteriyor ki Allah'ın adaleti var. Hem Kur'an'da biz bunu görüyoruz hem de kainatta zaten vukuyla görüyoruz ki Avrupa asırlarca sömürdü dünyayı. Bak ondan sonra ne yaptı? İki dünya savaşında birbirini yedi. Birincisinde bizi de mağdur ettiler ama ikincisinde tam birbirlerini yediler. Belki bak bugün Çin'le Amerika arasında gerilim var. Denizaltı ihalesi falan filan bir nükleer restleşmeler falan oluyor. Belki bir üçüncü dünya savaşı daha olacak aralarında. Bizden şerlerini Allah uzak etsin, birbirlerini yesinler it gibi. O zaman bak diyeceğiz ki ya bak Avrupa yaptı ama Allah adaleti onlara da bunu sordu. Veya ahirette zaten göreceğiz ki o Hitler'miş, Stalin'miş, suymuş, buymuş, şevketli adamlarmış. Onların hiçbir şevketi kalmamış yani. Bizden merhamet dilendiklerini, Allah'tan bağışlanmalarını, bizden istememizi istediklerini falan göreceğiz yani. Elbette Cenab-ı Hak o gün çok kibirlilerin kibrini, burnunu yere sürtecek. Ne diyelim, o sürtülenlerden olmayalım. Cenab-ı Hak kusurumuzu affetsin. Bizi bu dünyada şefkatiyle, rahmetiyle terbiye etsin. Azaba uğratmasın yani. Evet arkadaşlar, vaktimiz doldu. O paragrafı da konuşmuş olduk haşiyesiyle beraber. 132. sayfada elhasıllı paragraftan devam edeceğiz bir dahaki derse. Elhamdülillah. Yani ben de sizinle konuşurken bazı şeyler açılıyor, aklıma yatıyor. Yani belki öncesinde o kadar derin düşünmemişim ya da ihsan olmamış bazı manalar oluyor. Bazılarını yazıya da döküyorum. Yani ikimize birden iktiran oluyor arkadaşlar. O yüzden ben de derslerime böyle sizi sıkmak bahasına uzun izahlı olarak devam ediyorum. Allah sizden de razı olsun. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahiru da'vâhmen elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.